Hazreti Ömer buyuruyor ki ne yaparsam yapayım Hazreti Ebu Bekir'in öyle birkaç günü var ki asla ona erişemem diyor. Ne yaparsam yapayım. Çünkü o hicret eden, peygamberle baş başa kalan bir Ebu Bekir'dir radıyallahu anh. Ama bugünkü Şia Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ömer'e sövmeye devam ediyor. Onların koluna girenler de ahirette nereye çıkacak merak ediyorum. La tesubbu ashabi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabıma sövmeyin diyor. Hakaret etmeyin diyor. Daha yeni İran muhafızlarının komutanı ne açıkladı? Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ni vuran biziz dedi. Sabit abi. Resmi. O kadar resmi ki Cumhuriyet Gazetesi'nde de bile bulabilirsiniz bunu. Biz vurduk dedi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Şia. İtikatsız adamdan bize dost olmaz. Dost gibi gözükür, hep bizi sırtımızdan vurur. İtikat her şeydir. Çünkü itikatsız adam kendine her şeyi mübah görebilir kıymetli abilerim. Görmedin mi memlekette? Bu milletin parasıyla bu millete kurşun sıkanların çıktığı nokta, çıkış noktası neydi? Yahudi Hristiyan cennete girecek dediler. Ve hocalarımız ve büyüklerimiz ne buyurdu? Ayetle sabit ki Yahudi ve Hristiyan cennete giremez. Bu adamın itikadı bozulunca senin milletinden birine bile kurşun sıktığında bunu Allah için yaptığını söyledi. Öyle değil mi? Öldürdü. He? Ve dedi ki ben bunu Allah için yaptım dedi. Olimpiyatlar düzenlendi, şarkılar söylendi. He? Bunu biz Allah için yapıyoruz dendi. 18 yaşında bir kız milletin karşısında çıkıp şarkı söylüyor. Bu Allah için hizmettir dendi. Neden? İtikadı yok çünkü. İtikat olmadı mı? Adam kendini her şeyi mübah görebilir. Suriye'de 200 tane adamı, o videoyu ben de paylaşmıştım. İzlemiş olmanız lazım. Kafasına sıkıp çukur atıyor. Öldürdüğü hepsi ehl-i sünnet. Öldüren kim? Şia. İtikatsız adamdan bize dost olmaz. Kız da verilmez. Verecekse oradaki ekip verecek. Olmaz böyle şey. Hayatta ya. Anne baba buna ön çıkması lazım. Aman dikkat etmesi lazım. Olsun sevmişler. Patlar o iş. Ya kızının itikadı gider, ya oğlunun itikadı gider. Bunun şakası yok. Allah itikatsız olmaktan bizi muhafaza eylesin. Hazreti Ebu Bekir kırmızı çizgimiz o yüzden. La tesubbu ashabi. Ashabıma sövmeyin. Fatih Nurullah denen bir adam vardı. Bir rezil. Şeyh görünümlü şaklaban. He? Şimdi nerede? İçeride. Nereden? Tacizden bilmem neden. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ne yapıyordu o? Hazreti Muaviye'yi sövüyordu. Ben ona Muaviye demem, Hazret demem. Senin babanın oğlu mu? He? Ashab-ı kiramdan, peygamberimizin vahiy katiplerinden. O derece ki peygamberimiz Ebu Sufyan'a ve diyor ki senin soyuna, soyundan gelecek soyuna Allah rahmet eylesin diyor. Merhamet eylesin diyor. Ebu Sufyan'ın çocuğu kimdir? Hazreti Muaviye'dir. Dahi Hazreti Muaviye'nin çocuklarına yani Ebu Sufyan radıyallahu anh'ın torunlarına peygamberimiz dua ediyor. Peygamberimizin dua ettiğine bu diyor ki ben Hazret demem diyor.